Solunum yolu tıkanması nedir? Solunum yolunun, solunumu gerçekleştirmesi için gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Kısmi tıkanma. Az da olsa, bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir. Kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. İlk yardım olarak kişiye dokunulmaz ve öksürmeye teşvik edilir. Tam tıkanma. Hava girişinin tamamen engellendiği duruma ise tam tıkanma denir. Kişi nefes alamaz, acı çeker gibi ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarır. Yetişkin ve çocuklarda tam tıkanmada ilk yardım nasıl yapılır? Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. Hastanın bilinci kontrol edilir. Hastanın sırtına iki kürek kemiği arasına 5-7 kez vurulur. Ağız içerisinde bulunan cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Çıkmadıysa, arkadan sarılarak hastanın gövdesi kavranır ve hemlik manevrası için hazırlanılır. Bir el yumruk yapılarak, baş parmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. Bebeklerde tam tıkanmada ilk yardım nasıl yapılır? Bebek, ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır. Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir. Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur. 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur. Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırt üstü çevrilir. Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır. Cisim çıkmadıysa bebek, gövdesinden aşağıda olacak şekilde sırt üstü tutulur. 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına baskı uygulanır. Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir. Tıbbi yardım istenilmek üzere ilk yardım ekibi aranır. İlk yardıma dair bu önemli bilgilerin hayat kurtarıcı olabileceğini unutmayalım. Tıkanma durumlarında doğru müdahale ile tehlikeli sonuçların önüne geçilebilir. Siz de bu adımları öğrenerek çevrenizdeki insanlara faydalı olabilirsiniz. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.